Herkese merhaba. Etapür'le Senin Cildin Senin Hikayene hoş geldiniz. Bugün size cilt lekelerinden bahsediyor olacağım ve konuğum sevgili Nihan. Merhaba. Bana merak ettiği soruları soracak birazdan. Biliyoruz ki pürüzsüz ve eşit renkte bir cilt gençliğin ve güzelliğin göstergesi ve lekeler pek çoğumuzun zaman içerisinde korkulu rüyası haline gelebiliyor. Peki lekeler neden oluşuyor? Tedavisinde hangi basamakları izlemek gerekir? Biraz bunlardan bahsediyor olalım. Daha sonra da Nihan'ın hikayesini de dinleyelim. Evet, lekeler pek çok sebeple ortaya çıkabilir. Bunların başında güneş hasarı gelir. Genetik olarak müsait kişilerde tabii ki daha ön planda bunları görüyoruz ama çocukluktan itibaren biriken güneş hasarı zaman içerisinde çil şeklinde lekelenmelere yol açabiliyor. Bir ikinci önemli faktör hormonlarımız. Zaman içerisinde değişen hormonlar, hatta bunun yanı sıra metabolizmamız ve stresimiz de çeşitli lekelerin oluşmasına sebep olabilir. Hamilelik dönemi gibi önemli dönemlerde melazma dediğimiz lekeler ortaya çıkabilir. Bir diğer faktör bazı ilaçların kullanımı, özellikle yine hormon düzenleyici ilaçlar olabilir. Ya da aknelerin çıkıp onların işte kopartılıp yerlerinde yara izlerinin ve lekelerin kalması olabilir. Bunların hepsi bizim keyfimizi kaçıran şeyler. Tedavisini ne yapmak gerekir? Aslında 3 ana basamak var tedavide. Cildimizi iyi temizlemek, sonra aktif içerikleri kullanmak ve sonra da güneşten çok iyi bir şekilde korumak. Bunun yanına kendimize iyi bakmayı da eklemeyi unutmamak gerekir. Şimdi Nihan'a soralım. Sevgili Nihan, kaç yaşındasın? 35. Yaş bizim için önemli bir faktör. Çünkü 20 yaşına kadar biz biriken hasarın %70'ini alıyoruz güneşten. Ve ondan sonra cildimizin tamiri yavaşladıkça, işte 30'lu yaşlardan itibaren kolajen sentezimiz azaldıkça, işte bu biriken hasar cilt yüzeyine çıkmaya başlıyor. Ve biz bunları keyfimizi kaçıran lekeler şeklinde görebiliyoruz. Ailende var mıydı Nihan böyle leke problemi olanlar? Aslında genetik olarak hiç yatkınlığım yok. Yani annemin cildi bebek gibidir. Evet. Babamın benden daha az bıyık gölgesi vardır, öyle söyleyeyim. Evet, yani bazı deri tipleri, örneğin beyaz tenler güneşten hasar almaya daha müsait. Ama yine de buğday ve esmer tenlerde de güneşe bağlı ya da hormonlara bağlı lekeleri de biz sıklıkla görebiliyoruz. Ne kadar süredir leke problemi yaşıyorsun? 3 senedir diyebilirim. 2-3 senedir daha yoğun yaşıyorum. Peki bunlarla ilgili herhangi bir dönemde arttığını fark ettin mi? Yani senin vücudunda bir değişiklik olduğu bir dönemde mi geldi bu lekeler? Güneş sonrası dönem. Yani güneş maruziyetinin yaz tatilinden sonra. Güneş maruziyetinin yoğun olduğu bir dönemden sonra. Tabii ki yazın bu lekeler daha çabuk gün yüzüne çıkıyorlar. Peki beraberinde herhangi bir hormonal problemin veya bir işte yine böyle bir hamilelik gibi bir dönemin ya da bazı ilaç kullanımın olmuş muydu? Yok, olmamıştı. Bunlar da yine arttırıcı faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Biraz da yaşam şeklinden bahsedelim. Beslenmende ne gibi özellikler vardır? Kendine dikkat eder misin? Hareket eder misin? Evet, haftanın 3 günü spor yapıyorum. Et tüketmiyorum. Sebze ağırlıklı besleniyorum. İyi diyebilirim aslında. Metabolizmanın biraz önce çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Metabolizma bozulduğu zaman hormonlarımız pigment üretimine başlayabilir ya da stresli olduğumuz dönemlerde vücuttan o pigment hücrelerinin uyarılmasıyla sonuçlanan bir takım süreçlerle karşılaşabiliriz. Ya da işte tiroid hormonu gibi bazı önemli hormonlarımız değiştiğinde yine lekelerimizin arttığını görebiliriz. Bunlar çok çok önemli. Peki sen cilt bakım rutininde neler yaparsın? Sabah akşam mutlaka temizleme rutinim vardır. En önemsediğim şey. Evet. Daha sonra nemlendirici sürüyorum yüzüme. Evet. Gece yatmadan da göz çevremi nemlendiriyorum. Güzel. Bizim için cilt bakım rutini çok çok önemli.
Özellikle lekeli ciltlerde de önerdiğim birinci basamak cildin çok çok iyi temizlenmesi. Çünkü cildin kirlerden arındırılması, kendi salgıladığı yağ salgısından arındırılması daha sonra uygulayacağımız aktif içeriklerin içeriye geçişi için de çok çok önemli. İkinci basamakta cilde bir takım aktif içerikler veriyor. Örneğin pigment sentezini baskılayan meyan kökü ekstresi glabridin olabilir ya da cilt hücre döngüsünü hızlandırıp o üst tabakayı ölü derilerden arındıracak alfa hidroksiasit, glikolik asit gibi bir içerik olabilir. İkinci basamak böyle aktif içeriklerin kullanımı. Tabii bu kişiye özel planlanmalı ki iyi sonuç verebilsin. Üçüncü basamakta da serumlarımızı, aktiflerimizi uyguladık, nemlendirmemizi yaptık. En önemli basamak yine güneş koruma. Güneş korumayı ne sıklıkta uyguluyorsun? Onda rutinin nedir? Evet, güneş koruyucusunu ne yazık ki son 2 senede hayatıma aldım. Ondan önce hiç dikkat etmiyordum. Ama 2 senedir düzenli kullanıyorum. Yani evde otursam bile güneş koruyucumu sürüyorum artık. Güneş koruyucu da aslında kullanım biraz bu lekelerin gelmesiyle birlikte biraz daha ön plana çıkıyor. Aslında hani farkındalığımız o zaman birdenbire oluşuyor. Halbuki mümkün olduğunca çocuk yaşta başlamak gerekir. Çünkü özellikle aşırı kızarık yanıklar ciltte hasara, DNA kırıklarına ve tabii ki pigmentasyonun daha kolay oluşmasına sebep oluyor. Güneş koruyucuyu yaz ve kış kullanım öneriyoruz. Ve üstelik evde olsanız da artık ekrandan ışık maruziyetimiz de çok fazla olduğu için dolayısıyla evde bile kapalı kalsanız biz güneş korumayı öneriyoruz. Peki senin lekelerle ilgili diyelim sana bir rutin oluşturduk. Merak ettiğin sorular var mı? Bana sormak istediğin. Var, tabii ki var. Neler? Onları cevaplayalım birlikte. Önce en çok merak ettiğim şeyi soracağım. Rutinimiz, günlük rutinimizde sabaha mı eklemeliyiz bu içerikleri yoksa geceye mi? Çok çok güzel. Bu rutin oluşturulurken bizler hastamızı değerlendirip onun cilt tipine ve hatta yaşam şekline göre bu rutinleri oluşturuyoruz. Yani gündüz ne aktiviteler yapıyorsun, akşam ne aktiviteler yapıyorsun, metabolik durumun, hormonal durumun nasıl, cildin yağlı mı, karma mı, kuru bir hassas bir cilt mi? Tamamen bunlara göre bir içerik listesi oluşturulup rutin ona göre belirleniyor olacak. Peki hocam, şimdi İnternete girdiğimiz zaman sürekli böyle ev yapımı maskeler, tonikler, yağlar bunlar çıkıyor. Yani leke yazdığımız zaman hemen bunlar çıkıyor. Doğru bildiğimiz yanlışlar nedir o konuda? Çok güzel. Bizler tabii ki en zararsız şeyleri kullanın isteriz. Ev yapımı formüller de belki burada birazcık cazip geliyor olabilir. Ulaşması kolay, içinde zararlı bir içerik yok diye düşünülebilir. Fakat bizler bir işte ürün verirken onun içinde ne aktif madde var, yüzde kaç oranında etken madde var onları bilerek veriyoruz. Her şeyden önce evde hazırladığınız bu formüllerin içerisinde ne kadar etken madde var ne yazık ki belli değil. Bir ikincisi de evde hazırladığınız formüller çok büyük moleküllü olduğu için deriden içeriye geçmesi pek mümkün değil. Yani tıbbi kozmetik olarak hazırlanan ürünlerin içindeki etken maddeler küçük moleküllü hazırlandıkları için içeriye girişi, dolayısıyla lekeli tabakaya ulaşması çok daha kolay ve sonuç almanız çok daha mümkün oluyor. Peki şimdi şöyle bağlayacağım, bu da merak ettiğim bir şeydi. Sadece lekeli bölgeye mi uygulamalıyız ürünleri yoksa yüzün tamamını uyguladığımda cilt bariyerime zarar verir mi? Bu soru bana sıklıkla geliyor aslında. Sadece lekeli bölgeye uygulamak sanki daha doğruymuş gibi geliyor ama hayır. Bizler cildi her zaman bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla içerikleri de cildinizin tümüne sürüyor olmanız lazım. Tabii ki belki belli bölgelere lokal ekstra bir tabaka kullanılıyor olabilir. Onu da işte yine hastanın cildine göre belki belirliyor oluruz. Ama esas mantık cildin bütününü tamir etmek. Korumak için güneş koruyucusundan başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Mutlaka güneş koruyucuyu belli bir düzen dahilinde zaten bu rutine dahil ediyor olmalısınız. Bunun yanı sıra vücudunuza iyi bakmak, lekelerin oluşumunu da önlemede çok çok önemli. Çünkü iyi yerseniz, biraz hareket ederseniz, vücudunuz tamir mekanizmalarını kolay çalıştırabileceği için... Uyku düzenimiz belki. Uyku düzeni de buna dahil kesinlikle. Dolayısıyla siz kendinize iyi baktığınızda lekelerinizin de tedaviye cevap verme oranı yükselecektir.
Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Umarım böyle küçük ipuçlarıyla hepinize faydalı olmuşuzdur.